Herkese selam Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir Airfry incelemesiyle beraberiz. Yanımızda Zilan'cığımız bulunuyor. Zilan bir Airfry arkadaşlar. Ve bu videoyu aslında Zilan'ı test ettikten sonra çekiyoruz. Bizi karnımızı doyurdu. Aç bırakmadı bugün. Teşekkür ediyoruz Zilan'a. Öncelikle Zilan'ın tasarımından başlayacak olursak neredeyse X-Large boylarında bir Airfry ve ön taraflarında modları bulunuyor. Hemen üst tarafında bir LCD panelimiz yer alıyor. Arka tarafındaysa şöyle de bir fişimiz var. Ön tarafında Airfry'ı bu şekilde kolay bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Ve burada bir adet çıt çıtımız var. Onu da bastığımız zaman bu şekilde çıkartabiliyoruz. Kullanımı oldukça kolay ve basit. Daha öncesinde bir Airfry videosu çekmiştik. Umarım o videoyu da izlemişsinizdir. Airfry'in yararlarından ve ekstralarından da orada bahsediyorduk. Şimdi Zilan'dan gidecek olursak, Zilan'ın öncelikle bir teknik özellik tablosuna bakalım. Daha sonrasında birkaç tane daha detaydan bahsettikten sonra bir pişirme deneyimi gerçekleştirdik. Alp'le beraber daha sonrasında onu bir güzel Hande'ye yedik. Onlara da tekrar geleceğiz. O zaman teknik özellik tablosu gelsin. Max 200 derece sıcaklığa ulaşabilen Airfry'in 8 adet otomatik pişirme modu bulunuyor. 4.6 litrelik yapışmaz kaplamalı iç set ile bulaşık makinenizde de rahatlıkça yıkayabiliyorsunuz. 1500 wattlık güce sahip cihaz yaklaşık 4 kilogramlık da bir ağırlığa sahip. Evinizde tezgahınıza rahatça kullanabileceğiniz bu Airfry gerçekten çok güzel işler başarıyor. Yukarıdaki panele birazcık daha detaylı girmek istiyorum şimdi. Yan tarafta bir start tuşumuz bulunuyor. Buradan modunuzu ayarladıktan sonra ya da kendi ayarladığınız süre ve zamandan sonra start tuşuna bastığınız zaman Airfry'iniz çalışmaya başlıyor. Eğer durdurmak istiyorsanız da cancel butonuna tıkladığınızda da pişirme işleminiz kısa bir süreliğine duruyor. Yani siz ne zaman başlatırsanız o zamana kadar durmuş oluyor. Hemen altında burada gördüğünüz time'la dakikayı ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz dakikaya ulaşabilirsiniz. Hemen yanında da derecesini ayarlayabileceğimiz bir buton bulunuyor. Alt tarafında ise modlarımız var. Warm up butonuyla cihazınız en başında ısınıyor. Eğer tavuğunuzu pişirdiniz ve ısıtmak istiyorum diyorsanız warm up moduyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yanında cips, yani patates kızartmalarını yapabileceğiniz, yanında chicken, steak, karides, et, kek ve balık pişirebileceğiniz farklı farklı modlar bulunuyor. Hepsinin ayarı zaten otomatik bir şekilde var. Ama eğer ki atıyorum tavuğu biz yedik, çok da güzel olmuştu ama ben çok daha fazla kızarmış bir tavuk istiyorum diyorsanız yine dereceyi artırabilir veya zamanı artırıp kendi istediğinize göre bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil bu arada. Yani 8 tane mod var ve sadece bu 8 modu mu yapabilirim? Hayır. İstediğiniz gibi, istediğiniz ürünü bu Airfry sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar sadece otomatik olarak tanımlanmış farklı farklı modlar. Dediğim gibi aşağıdan hemen şöyle çekmek suretiyle açabiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Teknik detaylarda da bahsettim. Bulaşık makinenize koymanız yeterli. Gayet iyi bir şekilde yıkanıyor ama tereddütlüyseniz bu konuda normal bulaşık bezinizle, eğer o tırtıklı tarafını, yeşil tarafı vardır ya, orayla bastırmak değil de diğer sünger tarafıyla temizlerseniz çok çok daha iyi olur sizin için. Kablo uzunluğundan da bahsetmek istiyorum aslında. Şöyle neredeyse 1 metre boyunda bir kablomuz var ve bu kablo bence oldukça yeterli. Arka tarafta da havayı verdiği bir alan bulunuyor. Bunda detaylarda eminim şu an görüyorsunuzdur. Cihazı elinize aldınız diyelim. İlk defa kullanacaksınız. Onun da detayını vermek istiyorum. Kendi içerisinde en başında çalıştırırsanız ve yıkarsanız çok daha iyi sonuçlar alacaksınızdır. Çünkü en başta bir koku yaptığı söyleniyor. Her Airfry'de geçerli bu. O yüzden cihazı ilk aldığınızda güzelce bir temizleyin. Kendi içerisinde 1-2-3 kere çalıştırın ve ondan sonra kullanmaya başlayın diyeyim. Şimdi gelelim asıl önemli yere. Yani anlatıyorsun Beyza ama sonuç ne olacak? Çünkü Airfry'lere karşı bazen böyle tereddütlerimiz olabiliyor. Yani fırın var, Airfry'e ne gerek var gibi. Ya da çok fazla sebep bulabiliyoruz buna karşı. Biz de Alp ile beraber dedik ki bunu bir deneyelim. Bugünkü yemeğimizi Airfry ile beraber yapalım. Ve Zilan'cığımız bize bu konuda yardımcı oldu. Menümüzde köftemiz vardı, butumuz vardı ve patates kızartmamız vardı. Bunların hepsini bu Airfry sayesinde
kısa bir sürede gerçekleştirdik. Orada şu detaydan bahsetmek istiyorum. Birazdan izleyeceksiniz. Sizler için, gösterebilmek için butu, köfteyi ve patatesi ayrı ayrı pişirdik. Ama bunu dilerseniz ki aynı anda da içine atabiliyorsunuz. Biz o yüzden belki birazcık süre kaybetmiş olabiliriz. Ama bunların hepsini bir arada atmayı düşünüyorsanız o zaman çok çok kısa bir sürede bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Videoyu yine izleyeceksiniz dediğim gibi ama biz 3 kişiydik. 3 kişiye gayet yetecek bir şekilde bize yemekler sundu. Bunu neredeyse bu ürünü bir 5 kişilik bir aile için rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Bunun da detayını vermiş olalım. O zaman yemek serüvenimize geçelim. Bu yemekleri nasıl hazırladık ve tadım testimize bize neler sundu onları izleyelim ve gelelim. Biz normalde yemeklerimizi her gün dışarıdan sipariş ediyoruz ama bugün yanımızda Zilan var ve Zilan'ı kullanmak istiyoruz. Bir köftemiz, bir butumuz, bir de patates kızartmamız var. Bugün bu yemeklerin hepsini Zilan'la beraber yapacağız. Zaten detaylarda da göreceksiniz. Yedikten sonra tadım testini de sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Dedikleri kadar çıtırlı, sağlanıyor mu, yumuşak mı, zeytinyağını ya da hangi yağı kullanıyorsak iyi bir şekilde işlemiş mi? Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendireceğiz. İlk olarak tavuğumuzla başlayacağız. Ben birazdan tavukları baharatlayacağım. Daha sonrasında geleceğim. Tavuklarımızı baharatladık ve yerleştirdik. Izgaramız vardı. İki katlı bir şekilde tavuklarımızı koyduk. Ve şimdi Zilan'ın içine koyup pişmesini bekleyeceğiz. Hemen alıyorum bu şekilde. Yerleştiriyorum. Farklı farklı modlarımız var demiştik. Chicken'la başlıyoruz. 25 dakika ve 180 derecelik bir ayar verdi bize. Dilerseniz bunu buradan zamanını artırabilir, dilerseniz derecesini artırabilirsiniz. Ama otomatik olduğu için ben direkt start tuşuna basıyorum. Arkadaşlar şu an mutfaktayız. Hem açız, aç olduğumuz için bu koku daha güzel geliyor. Gerçekten şu an 10 saniyemiz kaldı. 10 saniye sonunda bir ötmeyle beraber bizi uyaracak. Evet, sesi duydunuz. O zaman Alp hazır mısın? Çıkartıyorum. Abi çok güzel kokuyor. Bana bakın. Evet. Şu yüzümün mutluluğunu görüyor musunuz? Çok açım ve mükemmel kokuyor. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Ve çıtır çıtır görünüyor. Yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Şunu söyleyeyim. Hemen şöyle bir bakacağım. Evet, yapışmamış. Hiç sallamadık içerisinde ve sallamadığımız halde yapışmaması çok güzel. Şimdi bunu bekletmeyeceğim. Hemen tencereme koyacağım. Patateslerimi de atıp artık yemeğe başlayalım istiyorum. Evet, şimdi de patateslerimizi yerleştirdik ve ayarlı moduyla beraber çalıştırmaya başlayacağız. Patateslerimi koydum. Cips modu, patates modu aslında. Bastığınız zaman 20 dakikada 200 derecede başlatacak ve başlattım. 20 dakika boyunca da bunu bekleyeceğiz. Bekledikten sonra çok küçük de bir köftemiz var. Onu da ısıttıktan sonra hepsini yemeye başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım patatesler nasıl çıkacak? Çıtır çıtır olacak mı? Merak ediyorum. Patateslerimizi atmıştık air fryer'ımıza ve yaklaşık 20 saniyemiz falan kaldı. Hiç karıştırmadık, nasıl olduğunu bilmiyorum, açmadık, bakmadık da. Çok çok azıcık bir yağ vardı. Yani o kadar azdı ki normalde tavuğun yağıyla pişti aslında. Öyle de düşünebilirsiniz. 10 saniye kaldı. 10 saniyenin üzerine bir 10 saniye geçtikten sonra bize uyarı veriyor. 200 derecede patatesimiz pişti. Bakalım. Uyarı vermesini bekleyelim önce. 15 saniye falan geçiyor uyarı vermesi için. Bu arada uyarı vermeden de açabiliriz ama evet, uyarımız da geldi. Patateslerimiz bu şekilde görünüyor. Bir küçük şuralarda bir kızarmalar gördüm ama bir tane bakayım mı? Evet, hazır mısınız? Çok sıcak. Evet, o çıtırtıyı hissediyorsunuz ki patatesinize de bağlı kesinlikle. Bence çok güzel olmuş. İçi yumuşacık. Dışı kıtır kıtır geliyor. Ama sıcak. Şimdi son olarak köftelerimizi de atıyoruz. Ve artık yemeye başlıyoruz. 15 dakikaydı süre ama neredeyse 10 dakika içerisinde
böyle bir sonuç elde ettiğimiz için artık köftelerimi çıkartıyorum, tabağa yerleştireceğim. Bir önceki patatesim ve tavuğumu da çok azıcık ısıttıktan sonra artık yiyeceğiz. Allah'a şükürler olsun, yiyeceğiz. O zaman ben bunları tabağa koyuyorum. Köftelerimizi tabaklara yerleştirdik. Bir önceki tavuğumuzu ve patatesimizi de ısıtmak için airfryer'ımızın zilanımızın içine koyduk. Buradan dakikayı ayarlayabiliyorsunuz. Biz neredeyse 2 dakika bir ısınma süresi koyduk. Buradan dereceyi de arttırabiliyorsunuz. Bir 2 dakika ısınsın, artık yemeklerimizi tabağımıza koyalım ve yiyelim. Sonunda tabaklarımızı önümüze koyduk. Şu an önümüzde hazır bir köftemiz, butlarımız ve patates kızartmamız bulunuyor. Bunların hepsinin tadım testlerini abiyle beraber En sevdiğim kısma geldik. Evet. Tadım evet, kısmı. Evet. Şimdi hangisinden başlayalım? Şunu merak ettim öncesine. Sonunda dedin ama hani sence ilk önce sen şu fikrini sormak istiyorum. 3 çeşit yemek için bu kadar zaman harcamamı evet, sence fazla mı az mı? Bence ya, az gibi bence geldi. Bence az. Evet. Yani 20 dakika. Şöyle düşünüyorum. 2-3 tane evinde airfryer olsa anında 20 dakikada tüm yemeğin hazır ama yani normal bir köfteyi hazırlamak, yapmak, etmek 20 dakikadan fazla. Hele butu. Yani yine fırına atsan okey ama yani fırından çok daha hızlı bir şekilde evet, hallediyor. Enerji tüketiminde ve yağ oranında düşünürsek hı-hı, çok çok büyük bir avantajı var bence. Hadi tadalım o zaman. Ben tamam, patatesten başlıyorum. Tamam, patatesten başlayalım. O çıtırdama bile ediyor. Bence harika ya. Çıtırlık konusunda 10'da 8 veririm. Net 10'da 8 ki ya. Beklemesine rağmen. Çünkü bekleyince yumuşar, yine bile çıtırdamaya aynen, devam ediyor. Bir tek bizden eksiklik. Tuzunu atmamışım. Evet. Tuz ister misin? Olur. Bir de şöyle bir şey var. Mesela hani bu süre için yeterli dedik. Çünkü hani tavuğa göre oranladık. Eğer daha küçük bir modeli olsaydı şey diyebilirdik. İşte 2 sefer, 3 sefer etmemiz gerekiyor diyebilirdik. Hı-hı. Ama biz 3 kişi yiyeceğimiz halde tek seferde tüm tavuklar evet, tam bir insana yetecek kadar. Yani o yüzden büyük boyunu almak daha iyi. Evet. 3 ve 5 kişi bundan rahat yer. 3 ve 5 kişi. 5'in üzeri o zaman sıkabilir. Köftemize bakalım. Tamam, köfte. Nedense sen söyleme, içi yani hep içinin çiğ olacağını hissediyorum. Nasıl olacak merak ediyorum. Bir tat bakalım, ben yorum yapmayacağım. Ben çok beğendim ya, güzel olmuş. Güzel. Abi. Dışı güzel pişmiş bir kere. Hı-hı. İçi de pişmiş. Evet, içi de pişmiş ya. Çiğ hissetmedim ama. Bir de köftenin pişmemişi de kötü oluyor ya tadı. Hani direkt pişmemişse anlardım mesela. Ben dayanamayacağım valla. Tavuğa da bakacağım, çok merak ettim. Hatta bunu elimle tutacağım. Bölümün köfteye kaç çünkü puan verirsin 10 üzerinden? Köfteye yine 8 ya, yine. Sen? Ben 7 veriyorum ya. Aa, bir puan gitmiş hocam. Başlıyorum. Kesinlikle günün yıldızı tavuk. Zaten patates üzerine ve tavuk ya. Yani. Zaten detaylarda çektik evet. O kızarıklığı görüyorsunuz. Ki buna ne kadar yağ attık biliyor musunuz? Baharatı hazırlarken attığımız bir tatlı kaşığı yağ falandı. Evet. Ve üzerine hiç yağ atmadık. O yağla patates kızardı. Ve üzerine köfte kızardı yani. Ve çok azıcıktı ya. Tavuk 10'da 10 abi. Ya benim böyle airfryer'lara hep ön yargım vardı. İstediğimiz gibi pişmez falan gibi. Tabii bunun devamında temizlikle alakalı da sıkıntılar vardı. Onlara zaten yine değineceğiz yemeğimizi yedikten sonra. Ama ön yargı kalktı harbiden. Diyorum acaba alsam mı diye. Yarın da kek yapacağım. Airfryer'le kek de oluyor. Sonra ciğer. Her şey böyle aynen, geliyor. Güzel ya, benden tam not aldı. Ben çok beğendim. Hele tavuğu köfte demişim. O zaman yiyelim bence artık. Yiyelim. Biz yedik. Allah arttırsın. Görüşürüz. Sofrayı da kuran kalmasın. Yemek testimizi izlemiş oldunuz. Biz Alp'le ürünü çokça beğendik. Zaten Alp'in ben yemekleri yaparken arkada gözünden butlar falan çıkıyordu. O kadar güzel de bir koku yaymıştı etrafa. Ben çok beğendim ürünü. Fiyatı da oldukça uygun. Yani şu an sadece 3 tane ürün deneyebildik. Tabii ki bunları farklı farklı denemek lazım ama her yere yayabilmişti ve en önemlisi yağ oranı çok çok az bir şekilde yani her tarafa yaymıştı. Biz o yağı sadece nerede kullandık biliyor musunuz? Butu yaparken, harmanlarken baharatlarla beraber. Yani Alp bir tatlı kaşığı kadar falan yağ koydu içerisine. Ve biz o bir tatlı kaşığıyla size yemin ediyorum köfteyi yaptık, patatesi yaptık ve tavuğu yaptık. Hepsine yağ oranı bence oldukça iyiydi. Yani böyle
kuru falan da değildi. Çok güzel bize pişirdi. Zeytinyağının bu devirde arttığı fiyatlara nazaran böyle kullanışlı, tasarruflu bir ürün olması bence oldukça güzel. Fiyatına geleyim. Fiyatı ise 2000 TL. Yani 2000 TL'yi biz artık bir aylık yemeğimize veriyoruz dışarıda. Ona vereceğimize böyle güzel bir air fryer alıp evde kendi yemeklerimizi kendimiz yapsak çok daha tasarruflu olur diye düşünüyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Zilam Turkcell Pasaj'dan satılmaya başladı. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini de bırakacağım. Siz nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Airfryer hakkındaki düşüncelerinizi bizlere belirtirseniz oldukça seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.